Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Ocak Cuma. Yarın Antalya at yarışı programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Antalya'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılık ayınımız 3. koşuyla itibaren startı verilecek. Ama ben birinci dörtlük ayağına oynayacak arkadaşlar. Yedi plase birinci üçlük ayağına oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii kendim de deniyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde bir maiden koşuyla birinci dörtlük ayağımızın startı veriliyor. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kuma çıkacak. 11 safkınımız yer alacak bu koşuda. Evet, bakıldığında biraz hızlı geçelim buraya. Yani tuttuğum 3 safkan var. Onlar da zaten bu 3 safkanın arasında bir mücadele olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? 11 nolu safkanımız. O da Çetin Can Polat'la ilk defa buluştu. Antalya'da yaptığı son 1500'ü güzel bir ikincilikte taçlandırmıştı. Güzel bir koşu çıkarttı. Beğendim. Burak Akçay'la start ama başla geçilmişti. Tatlı bir sürprize de imza atacaktı. Yarın uygunlaşan bu grupta etkili koşacaktır. 11 ilk tercihim, ikinci atım 10 ve de 9 şeklinde. Yani bu 3 safkan birinci dörtlük ayağının için yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, ikinci koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kuma çıkacak. 6 safkanımız yer alıyor. Yani büyük ihtimalle burada Sabıran, yani burada ayağına bir tek seri safkan, onu ben gördüm. Yaptığı son ikinciliği gayet başarılı buldum. Şimdi mesafede kısaldı. Müslüm Çelik de liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bize izlettirebilir. Bunun tabii ki ciddi iki tane rakibi var. Üçte biri de arkasına mutlaka yazacağız. 4-3-1 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde. 7 plase için 4-3'ü bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, üçüncü koşumuz altılık ayınımız burada start oluyor. Şartlı 3-1 mücadele 4 rekoru İngilizler 2100 metre sentetik kuma çıkacaklar. Zor bir koşuyla, sürpriz bir isimle başlayabiliriz sevgili dostlar burada. Benim sıralamam birazcık, ben buraya fazla atta gireceğim. Nedeni yani denk güçteki mücadele gerçekten, yani birbirleri yani son yarışları öteki yarıştan arıtacak şekilde koşan safkanlarımız bir arada. Benim ilk tercihim 8-10 çift çetrefilli olacak. Müslüm Çelik de çıktı Antalya'da grup 3'te 1700 metre kumunda 8 atta 7. oldu. Mert Gökalp Aslan'la. Ya burada Birol Bey'le de mücadele içerisine girip Birol Bey o koştan dördüncülükle ayrıldı. O da grup işte aynı beraber mücadele etmişlerdi. Ama bu sefer Çetrefilli'nin ben Müslüm Çelik tercihine çok çok etkili bir koşu gelecekti. İlk tercihim, ikinci atım tabii ki aynı grup 3'te mücadele eden Birol Bey olacak. 7 nolu safkanımız, sonradan 4 nolu safkanı Berat Abiş'te. 2 1 3 ve 6 benim buradaki sıralamam. Bülent'i de kesinlikle ihmal etmeyeceğim ben. Yaptığı son koşusunda hatta önerdiğimiz bir safkandı. Kazanmaya yakın görüyoruz demiştik ve de koşuyu kazanmasını bilmişti. Berat Demir'le 57,5 kiloyla start almıştı. Yine mesafe aynı. Yani bakıldığı zaman grup ağır gibi görünüyor ama yani at koştuğu zaman koşar arkadaşlar. Yani Bülent de yani buranın sürpriz ismi olacaktır. Son ismi 8, 7, 4, 2, 1, 3, 6 benim sıralamam. Evet, dördüncü koşu altılık ayımızın ikinci ayağı. Bir maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. 9 ve 11 nolu safkanlar ekür olarak start alacak. Evet, benim burada Banko ismim. O da ilk startına çok başarılı buldum. Vedat Abiş de şimdi Dektere olmuş üstüne. Antalya'da şartlı bir 1300'de yarım boyla geçirmişti. Erhan Ahtu'da start almıştı. O gün için derece olarak baktığım zaman, yani buradaki derece olarak tüm safkanlarını, mesela bir nolu safkanımız üst üste yaptı ikincilik 1400'de, güzel bir ikincilik 50'likti ama ben dereceye vurduğum zaman, derece 1307 saniyede üstüne koyduğumuz zaman çok fark var arasında. Big Boss Ali son yaptığı üçüncüyü gayet başarılı. Adana'da, Antalya'da bir yarış gördü. 1200'ü güzeldi. Yani burada 11'e en ciddi rakip ben gördüm. Burada iki tane safkandan çekiniyorum. Ben bunları ikili için değerlendireceğim. Bakın, 11 nolu safkanımız ekürler benim yarın için Sığma Limanı Antalya programında Bankom. Arkası buna ciddi rakip. Eğer yıkarsa bu safkanlar yıkar zaten. Onlar da 5 nolu Anadolu Şekeri.
mükemmel hazırlıklarla bu koşuya hazırlanmış. Ve iki koşu gördü. Antalya'da zaten pisti de iyi tanıyor. Müslüm Çelik dekteresinde 5 nolu Anadolu Şekeri ve 7 nolu Diskoy olacak. Muhammed Bekir Mertmırık'la, pardon, özür diliyorum. Yani Amerikan orijini olan bir safkanımız. Yani Antalya'da burada Anadolu Şekeri'nde de beraber koşmuşlardı. Anadolu Şekeri'nde de son koşusunda, yani son koşusu 7.likte ayrıldı ama ondan önce koşusu 1500'deydi. Burada Anadolu Şekeri'nde 2-3 boyla da geçme başarısı göstermişti Onur Öztürk'le. Şimdi Bekir Mertmırık'a teslim edilen bir safkanımız 7 ciddi rakibi olacaktır ama 11 ben foto yönde geçmesini bekliyorum. İkili için 5 ile 7'yi arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Evet, 5. koşumuz handikap 14 bir mücadeleyle devam ediyoruz. 2. dörtlük ayarımızda burada start oluyor. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. Evet, Namık Bey bilinen stilli önlerde kaçma seven bir safkanımız. 2 nolu safkanımız, ona keza 7 nolu Dipmen. Geçen koşusunda da zaten yani bitirebilir, dikkat demiştik bu Dipmen'e de. Ama kuponumuza yer vermemiştik. Çok çok başarılı koştu. Yine çıkıp liderliği alacaktır. Ben 7 nolu Dipmen'le başlayacağım. İlk tercihim ikinci atım 1 nolu Namık Bey. Sonradan 2 nolu safkanımız mutlaka yer vereceğiz. Ve de 3 nolu safkanımızda da kesinlikle ayırt etmeyeceğiz bu koşuda. 7, 1, 2 ve 3 benim sıralamam. Evet, 6. koşu handikap 14 bir mücadele devam edelim. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük ayarımız burada start alacak. Evet, yine seri safkanlar burada mücadele içerisine girecekler. Büyük ihtimalle 8 nolu safkanımız liderliği alacaktır. 7 arkasına yatabilir. Bakalım, eğer boş kalırsa Halil Yolaç ile kulvar 2 olabilir. 5-1, yani onlar da bayağı bir süratlendirecekler yarışı. Süratli gidecek bir koşu. Ben sürpriz isimle başlayacağım. 8 ile başlayacağım. Mehmet Keskin de bunu başarabilir. Dikkat diyeceğim. İlk tercihim. İkinci atım ilk startında beğendiğim iyi bir koşu çıkarttı. Şartlı bir 1300'ü çok Anadolu Şekeri'nde mağlup etmesini bilmişti. Hatta 14-15 boy gibi fark atmıştı. Mehmet Keskin'le start almıştı. Şimdi Vedat Abiş'e teslim edilen 3 nolu safkanımıza kesinlikle ihmal etmeyeceğim. İkinci tercihim 3. Sonradan 2 nolu safkanım 107 günlük bir aradan sonra ilk defa pistlere çıkıyor. Ben etkili koşmasını bekliyorum. Onur Öztürk'te mutlaka değerlendireceğim. 1 nolu Jetiso ve de 4 nolu safkanımızda Mehmet Salih Çelik'te etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan olacak. Evet, 7. koşumuza geçelim. 7. koşumuz şartlı 3-4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkacaklar. 12 safkanımız yer alıyor. 4 nolu Can Koyla, 8 nolu Tel Seren Can Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, ben burada 2 safkan yeterli gördüm. Onlar kim? Tuğçem yaptı. Üst üste çok başarılı koşuların ardından yine formda gireceği bu koşu en şanslı isim olacaktır Mehmet Salih Çelik'le. Bir tek çekindiğim isim, onu da ben yarın için değerlendireceğim. O da Eküller Canko diyeceğim. Vedat Abiş'le 11-4 benim bu gruptaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 8. koşumuza devam edelim. 6'lık ayarımızın son ayağı. Kalabalık bir koşu. Handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetiğe çıkacak. 16 safkanımız yer alıyor. 13 ile 16 Ekürü. 6 ile 10 nolu safkanlar Ekürü olarak piste çıkacak. Evet, burada da 5 safkana ben yöneleceğim. Onlar kimler? 12 nolu Fezacan diyeceğim. Mehmet Salih Çelik tercihine. İkinci atımız 14 nolu Faranelli. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Dikkat diyeceğim. İkinci tercihim. Sonradan 16 nolu safkanımız mutlaka değerlendireceğiz. Yaptığı son koşusu güzel bir ikincilikle taşlandırdı. Bomboş Güle Eren Dursun Ökten'le start alacak olan 16'yı da mutlaka değerlendireceğim. Eküller sonradan 8 nolu Pınarca Bey'i Velat Demir'le ve de 4 nolu safkanı Ülgen Bey diyeceğiz Sadık Altay'la. 12, 14, 16, 8, 4 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Antalya programım için sizlere önereceğim safkanlar. Bir tane bankomuz var. Onda yanılacağımızı düşünmüyorum sevgili dostlar.
5. koşuda da 2 safkan yeterli olacaktır bu grup için. Evet, herkese bol şanslar. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.